Merhaba ben troll. Köylüler beni yakaladılar. Bıraksanıza beni. Bizi hiç kimse yenemez. Yenemez mi? O yüzden mi bağladınız beni buraya? Evet, şimdi bizim ne kadar tehlikeli olduğumuzu anlamışsındır galiba. Sizin tehlikeli olduğunuzu mu? Siz tehlikeli misiniz? Bu köylerin işini bitireceğim. Bana bunu nasıl yaparsınız? Bütün kan beynimde toplandı. Ne dedi Mahmut? Beyin dedi, o ne Mahmut? Bize bilmediğim şeyleri söyleme. Bilmediğin şeyler mi? Doğru beyin dedim. Neyse tamam, sizden çok korktum. Ne olursunuz beni bırakın. Demek korktun, korkardın tabi. Biz böyle çok tehlikeli adamlarız. O kadar çok korktum ki sormayın. Ne olursunuz artık beni buradan indirin. Sizden daha intikam falan alacağım, çok işim var. İntikam mı dedi? Öyle bir şey demedim, siz yanlış anladınız. Gördünüz değil mi, bizden nasıl korktu? Diğerleri de korkacak. Köylüleri hiç kimse yenemez. Doğru, sizi nasıl yenelim? Tamam, kabul ediyorum, siz kazandınız. Hadi beni indirin. Yaptıkların hesabını verecekler. Yarım saattir beni burada böyle tutuyorlar. Hadi Mahmut şunu indirelim, yazık çocuk, bebek gibi ağlıyor. Hadi ne olursunuz indirin beni buradan. Bunların işini bitireceğim. Alın işte indirin, şimdi başım dönmeye başladı sizin yüzünüzden. Bundan sonra bizden korkacaksın. Değil Mahmut. Keriz yani şey, çok korktum, doğru söylüyorsunuz. Biz herkesin işini bitiririz değil Mahmut. Onu söylüyor, Mahmut'u dinle. Peki siz hiçbir şeyden korkmaz mısınız? Bizi hiçbir şey korkutamaz değil Mahmut. Biz tehlikeli adamlarız. Demek öyle. Bekleyin, sizin işinizi bitireceğim ben. Girelim. Şimdi hazırsanız bu köylülerden intikam alacağım. Onları biraz korkutacağım. İşte bunun sayesinde bu maskeyi kafama takacağım. Bunları da elime takacağım. Bakalım testere adamı karşılarında görünce korkacaklar mı? Giyelim şunu. Görüyor musunuz şahinim? Şimdi gidip o köylüleri korkutacağım. Korkutacağım derken onlara el işi kağıdı gibi şekil vereceğim. Bana bulaşmakla büyük bir hata yaptılar. Şimdi gidip o köylülerden ladin ağacı gibi masif masa sandalye yapacağım. Çıkalım, kapatalım. Gelin bakalım buraya. Unutmayın, biz hiçbir şeyden korkmayız. Mahmut, biz amma cesur adamlarmışız. Görmediniz mi daha deminki kerize neler yaptık? Demek öyle. Demek siz hiçbir şeyden korkmazsınız. Siz mi? Abi bir şey. Mahmut, bu ne? Ne oldu, yoksa korktunuz mu? Her tarafından testere çıkmış. Mahmut kaçın, kurtarın kendinizi. Abi vallahi bunlar yaptı. Demek öyle. Şimdi hepinize testeremin tadına bakacaksınız. Bakın çalışıyor, görüyor musunuz? Kaçın Mahmut. Durun bakalım, nereye gidiyorsunuz? Kaçarsınız demek. Kaçın bakalım. Bulacağım sizi. Şimdi o saklanan köylüleri bulup intikam alacağım. Onları uyarmıştım. Bana bulaşmayın demiştim. İşte burada bir tane köylü var. Ne oluyor? Ne olacak o testereli? Manyaktan saklanıyorum burada. Dikkat et seni bulmasın. Merak etme, bulamaz. Onun kafasının içinde demir var, beyin yok. Ama bulursa sonra kötü olur bak. Bulamaz diyorum, inanmıyor la. Ama belki o testereli adam şu anda çok yakınındadır. Değil, olsaydı hissederdim. O keriz şu anda çok uzaklarda. Arkana bak istersen, buradayım. Burada mısın? Sen burada mısın? Ben seni demiyorum ki. Testereli manyak. Yoksa beni gördüğüne sevinmedin mi? Senin burada ne işin var? Hiç öyle şey dolaşıyordum. Benim senin gibi adamlarla uğraşacak vaktim yok. Bunu beni ayaklarımdan bağlamadan önce düşünecektiniz. Yanlış kişiye bulaştınız. Gel buraya. Şimdi senin üstünde çalışmaya başlayacağım. Çalıştıralım. Şöyle de keselim. Öyle de. Tamamdır. Süper bir çalışma oldu. Bakayım. Görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Çok havalı oldun. İyi oldu mu gerçekten? Ben gideyim o zaman. Güle güle, yine bekleriz. Öyle de serin oldu gibi, esiyor gibi. Tamamdır. Size köyleri korkutacağımı söylemiştim. İşte bu köyler yanlış kişiye bulaştılar. Olamaz. Sen ağlıyor musun? Evet ağlıyorum. Çabuk söyle, neden ağlıyorsun? Ben üzgün birisini gördüğümde dayan, benim pamuk gibi bir kalbim var. Gerçekten mi? Evet öyle, arkadaşlar kısaca bana pamuk şeker derler. Ne olursun ağlama, beni de ağlatacaksın şimdi, niye ağlıyorsun? Çünkü doğum günümü hiçbir arkadaşım hatırlamadı. Doğum günümü? O ne la? Sen bu yüzden mi ağlıyorsun? Evet. Bak şimdi yüreğim paramparça oldu. Çok üzüldüm. Ben böyle şeylere çok üzülürüm. Keşke beni doğum günümde kutlasalardı. Doğum günü pastasına üfleseydim. Üflese miydin? Merak etme, doğum günü partin olacak.
pastana üfleyeceksin. Gerçekten mi? Demek senin evin burası. Bekle orada. Ben sana haber vereceğim. Görüyor musunuz? Çok üzülüyor. Bugün arkadaşınız Mahmut'un doğum günü. Doğum günü kutlamadığınız için çok üzülüyor. Hiç sevmem o kerizi. Hadi ona bir doğum günü partisi düzenleyelim. Hayatta düzenlemem. Kerizin önde gidenidir kendisi. Ama bedava pasta var. Pasta var mıydı? Evet var. O zaman ben de geliyorum. Ben de. Şunlar ama pasta için geliyorlar. O zaman anlaştık. Bekleyin siz. Doğum günü için evi süslemeye başlıyorum. Işıkları koyalım. İçeriye de dizelim. Görüyor musunuz? Doğum günü kutlandığı için çok mutlu olacak kendisi. Buraya da ışıklar dizelim. Görüyor musunuz? Ne güzel oldu. Şimdi hediye paketlerini koyalım. Buraya koyalım. Burası. Çikolatalı doğum günü pastası da burada. Şu hediyeleri de koyalım. Hediyeleri de şuraya koyalım. Tamamdır. Gelin içeriye gelin. Tamamdır. Herkes sessiz olsun. Şimdi Mahmut'u çağıracağım. Şu gelse de pastayı yesek artık. Yiyeceksiniz. Sabredin. Çağırıyorum. Abo, senin evine hırsız girmiş. Girsin. Girsin mi? Gidip bir bak istersen, bir şeyini çalmasın. Benim bir şeyim yok ki. Yok mu? Sen yine de bir tane kontrol et. Gel şöyle. Hadi evine git. Sana bir sürprizim var. Bak şuna. Zaten kimse doğum günümü bile kutlamıyor. Girsem... Bu ne? Canım arkadaşlarım doğum günü sürprizi yapmış bana. Canım arkadaşlarım, beni çok sevdiğinizi biliyordum. Hediye de almışlar. Mahmut, hadi şu pastayı üfle de yiyelim. Bir sürü hediye. Demek pasta da aldınız. Çok sağ olun. Canlarım benim. Mahmut hadi la. Şu pastayı yiyelim artık. Mahmut'u da hiç sevmem seni Mahmut. Canım arkadaşlar, ne kadar da şakacısınız. Bu kadar hediyeye ne gerek vardı? Niye aldınız? Biz almadık ki. İşim gücüm yok. Bir de Mahmut'a hediye alacağım. Çok komik şakacılar. O zaman ben önce şu pastaya üfleyeyim. Ondan sonra da şu hediyeleri açmaya başlayayım. Açalım. Bakalım. Pastaya çökün. Hediyede ne varmış Mahmut? Hediyede mi? Bombaya benziyor. Kim aldı bu hediyeyi? Bomba mı? Ne olmuş Mahmut? Alın size doğum günü partisi. Böyle doğum günü partisi mi olur? Hangi keriz aldı bu hediyeyi? Demek hiçbir şeyden korkmazsınız. Şimdi hazırsanız köyü büyük bir akvaryuma çevireceğim. Alalım şunu. Şimdi hazırsanız köyün etrafını camla kapatıyorum. Buradan dışarıya çıkamayacaklar. Seçelim. Diğer köşesinde seçiyorum. Burası. Seçelim. Ayarlıyorum. Köyü büyük bir akvaryuma çevirdim. Bunu biraz kısaltacağım. Şimdi hazırsanız köyün içerisini suyla dolduruyorum. Hazırsanız dolduruyorum. Ayarlayalım. Tamamdır. Gördünüz mü? Şu an içerisi tamamen su dolu. Kontrol edeceğim. Bana bulaşmayın demiştim. Burası benim evimin içerisi. Evin içi bile su dolu. Köylüler birazdan dışarıya çıkmaya başlayacaklar. Ben de suyun içerisine çok güzel canlılar atacağım. Görüyor musunuz? Köpek balığı atalım. Birazdan kendine gelir. Bu da var. Bunu da atalım. Yüzün özgürce. Sen de gir. Görüyor musunuz? Köylüler evlerden çıktılar. Ne oldu? Korktunuz mu yoksa? Ne oluyor Mahmut? Yoksa dev akvaryumu sevmediniz mi? Bana bulaşmayacaktınız. Demek siz hiçbir şeyden korkmuyordunuz. Bakalım piranalardan korkuyor musunuz? Köpek balıkları da var. Bakalım sürprizimi sevecek misiniz? Olamaz. Ne olursun bizi buradan kurtar. Olur, kurtarırım. Piranalara selam verin. Dikkat edin, kolunuzu bacağınızı yiyebilir bunlar. Çok zibidi, soytarı bir balık bunlar. Görüyor musun nasıl yiyor köyleri? Köpek balığımız da var. Bir tane daha var. Bu var. Köpek balığı dolduralım. Çok eğlenceli bir akvaryum oldu. Engare köpek balıkları. Dikkatli olun. Tek lokma da yiyor köylüyü. Görüyor musunuz? Çiğniyor. Yedi. Çok güzel bir akvaryum oldu. Akvaryumları çok severiz. Koyalım. Açın, geliyorlar. Görüyor musunuz? Köpek balığı yavruları da var. Piranalar. Bunları bakın, böyle zıplarlar. Görüyor musunuz? Aşağıya düştü. Onlar boğulur. İyi yüzen kazanır. Buradan çıkış var. Mesela ben piranalardan hayatta korkmam. Görüyor musunuz? Bir suya düşsem benim de işimi bitirirler. Beni 5 saniye içinde tamamen yer bunlar. Ne oluyor Mahmut? Ne oluyor mu? Hala anlamadın mı? Piranalar beni çok sevdi. Buradayım. Ne oluyor lan? Uçan balık. Evet ben troll. Bugün bana bulaşan köylülerden intikam aldım. Eğer testleri adam oluşumu yaptığım doğum günü partisi ve yaptığım akvaryumu sevdiyseniz yorumlara 1 yazın. Eğer daha fazla böyle troller yapmamı istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.
Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.